siz şimdi tavsiye bir sahipsiniz ya. Ben de sizden girişimci kadınlara tavsiye isteyeceğim. Şöyle ki, pek çok kadın var. İş kurmak istiyor ama ne yapacağını bilmiyor. Pek çok kadın var. Ev kadını, para kazanmak istiyor. El işiyle, dantelle bir şeyler yapıyor ama nasıl kazanacağını bilmiyor. Pek çok kadın var. Bir şeyler yapıyor, Instagram'da satmaya çalışıyor ama satışları gitmiyor, para kazanamıyor. Genel çerçeve itibariyle böyle maddeler halinde sayar mısınız? Onlara nasıl tavsiyelerde bulunursunuz acaba? Tabii ki seve seve çok çok önemli bir soru ve çok çok önemli bir konu. Çünkü bir niyet çok önemli. Orada gerçek bir niyet varsa arkasında duracak, ona destek olacak kadını muhakkak bulur o kadın. Çünkü çok kaynak var artık Tülay Hanım. Çok fazla kaynak var. Alınabilecek çok fazla eğitim var, danışılabilecek çok kişi var. Bunlardan bir tanesi de ben olabilirim. Şimdi o niyeti olan kişinin bir şeyler yapması gerekiyor. Yani birazcık yorulacak. Bunun başında ne yapmak istediğiyle ilgili, evet, çevresine bu arada danışması, konuşması çok kıymetli. Ama internet gibi bir kaynak var ve kullanmamız şart. Yani girecek, araştıracak. Bu ne yapılmış? Bu konuda dünyada belki yapılan bir şey var. Ne olmuş, ne bitmiş? Ondan sonraki aşamalarda mesela şirket mi kuracak, bir şey mi deneyecek? Bunların hepsi aslında bu devirde çok kolay. Hepsi önümüzde, bize sunuluyor. Fakat yolda tökezlemek çok olası. Bir sürü engellerle karşılaşılabiliyor. O noktada mentor diyebileceğimiz, işte kadın Kagider olur, başka platformlarda bankalar bile bir sürü eğitimler sunuyor. KOSGEB sunuyor. KOSGEB'in eğitimi zaten bu konuda artık online'a da döndüğü için muhakkak alınması gerekir diye düşünüyorum. Orada size her konuda bilgi veriyorlar ve daha sonra da şirket kurulumunuzu destekliyorlar. KOSGEB gibi kaynaklar var. Biraz araştırma yapıldığı zaman işte o noktada eğer araştırma yapma becerisi yoksa da birilerine danışmak çok çok kıymet kazanıyor. Çünkü araştırma yapıldığı noktada tüm kaynaklara ulaşıyorsunuz, tüm araçlara ulaşıyorsunuz. Daha sonra geldik diyelim kurulum aşamasına bir şeyler yapacağız. Ekip çok önemli. Ekip ultra önemli bir şey. Burada kimlerle çalıştığınız, onların sizin motivasyonunuzu düşürmemesi çok çok kıymetli. Sizinle aynı yöne bakıyor olan insanlarla el ele tutuşarak koşmak lazım. Bazıları böyle çelme takmaya çalışıyor. Ruhunuza uymayanlar böyle ekipten elenir. Hiç üzülmeyin, arkada kalır onlar. Ondan sonra hedefler koymak çok önemli. Yine işimizi yönetirken kullanacağımız formüller var, formlar var. Bunlar o kadar kolay ki ben şey diyorum, burada zor olan aslında kendini dinleyip ne istediğini bulmak. Sen onu bulduktan sonra senin kalbin onun için atıyorsa zaten sen onu yapmadan duramazsın. Ve gerisi çok kolay çünkü formülü var. Ben yine dediğim gibi hani SuperPeer diye bir platformda bunun danışmanlığını da veriyorum. Ama mesela orada ücretli danışmanlık veriyoruz ya Tülay Hanım. Ben onu özellikle ücretli yapıyorum. Çünkü bir yatırımdır bu. Yatırım. Yani bir yatırım yapması gerekir. Bu kadınların bu vakit yatırımıdır internete girip kendisi için araştırma yapıyor olması. Arkadaşlarına sorup bilgi topluyor olması. Ve zinciri kırmamak dediğimiz her gün bu konuda bir şey yapıyor olmak çok önemli. Çok çalışkan olmaları gerekiyor bir şeyler yapmak isteyen insanların çok. Yani tembel insana ekmek yok. Çok hepimiz çalıştık. Yani kişilik çok önemli burada. Bir işin başarılı olup olmamasında o yılmazlık, bir şey olmadı mı, tökezledim, yeniden ayağa kalkabilmek. Bunlar çok kıymetli. Bence bunlar çok çok önemli noktalar. Şunu söylemek istiyorum. Gerçek bir heyecanınız varsa gerisi çok kolay. Çok güzel oldu. Slogan gibi oldu gerçekten. Olmak Evet. elde değil. Yeter ki isteyelim. İstedikten Ve sonra. çalışalım. Evet, çalışmayınca olmuyor. Ben onu gördüm kendi hayatımda da. Yani ben 40 yaşımdan sonra online medyaya yöneldim. Böyle kala kaldım karşısında çünkü hiçbir şey bilmiyordum. Bütün gecelerim, gündüzlerim online medyayı öğrenmekle geçti. Hakikaten öğrenmek çok kıymetli. Çok güzel bir söyleşiydi. Çok teşekkür ediyorum.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Harikasınız. Çok teşekkürler. Herkese çok selamlar. Bir e-mail uzaklığındayım herkese. Harika. Bu böylesi güzel bir desteği de herhalde mutlaka ihtiyacı olan birileri bir şekilde uzanacaktır. Çok teşekkürler onun için de. Sağ olun.